Nedim Karaçay'ın sizi kasıtlı olarak öldürmeye teşebbüs etmediğini söylüyorsunuz. Şikayetçi değilsiniz, öyle mi? Şikayetçi değilim. Nedim Karaçay masumdur. Karar. Üçteki Şeniz Karaçay'ın ifadesi göz önüne alınarak şüpheli Nedim Karaçay'ın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Sen çakal. Şimdi sana yaptıkları suçsuz cezasız mı kalacak? Ya bizimle hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam mı edecek? Neden ya? Niye yaptın bunu? Damlacığım. Babanız için yaptım. Yeterince acı çekti. Daha fazla üzülsün istemiyorum. Babamız için? Babam için yaptı yani, öyle mi? Ama ben nedense buna hiç inanamadım anne ya. Geçmiş olsun Şeniz. İyi misin? Daha iyiyim. Böyle bir şey hiç beklemiyordum senden. Ben affetmeyi seçtim Agah. Nedim benim gözümde hala çocuk sayılır. Affet. Ben affetmiyorum vallahi, söyleyeyim mi? Bravo, gerçekten bravo. Gözlerim yaşardı. Demek sen Nedim'i affettin. Ay sen ne yüce gönüllü, ne hayırsever bir insanmışsın da biz seni çok yanlış tanımışız. Sen ne zırvalıyorsun ya yine? Yemedim diyorum. Yemedim canım. Senin annen bunların hepsini puan toplamak için yapıyor. Hepsini eve geri dönebilmek için yapıyor. Siz gerçekten buna inandınız mı ya? Ne olacak şimdi? Elini kolunu sallaya sallaya köşke mi girecek? Köşke dönmüyorum. Ne demek dönmüyorum? Geliyorsun anne. Bu halde bir başına kalamazsın. Kararım kesin. Köşke dönmüyorum. Ben kendi başımın çaresine bakarım. Öylesi hepimiz için daha doğru olacak. Ne büyük dram. Birazdan ağlayacağım. Baba, en azından annem lofta kalsın. Olur. Görüyorsun değil mi şeytanın ne olaylar yaptı yine? Şaka gibi resmen ya. Yaptı yine şovunu, topladı bütün puanları. Yok Nedim benim oğlum sayılır. Yok Nedim'e lütfen bunları yapmayın. Ağza bak ağza. İğrenç bir insan o ya. İğrenç. Amcan da yedi hemen. Yakında bu eve de geri döner. Dikilir bizim başımıza yine zebellah gibi. Aman, aman neyse ki sen iyisin Nedim. Sen kurtuldun ya, benim için önemli olan o. Sağ çeker misin? Aa, ne oldu? Biraz kafa dinleyeceğim. Thank you.
isterseniz. Ama ben çözeceğim. Mahkemeye gideceksin. Ve şikayetini geri çekeceksin. Ne saçmalıyorsun sen? Çık dışarı. Nedim'e kurduğun tuzağın farkındayım Şeniz Karaçay. Ona yıllarca ne yaptıysan, şimdi de aynı şeyi yapmak istediğinin farkındayım. Bu tuzağı nasıl kurduysan, öyle bozacaksın. Yoksa... Agah Bey karısının abisiyle neler yaşadığını öğrenir. Nedim'in bana terapilerde anlattıklarını bir bir öğrenir. Şimdi anladın mı beni? Ya şikayetini geri çekersin ya da Mümtaz'la olan yasak ilişkini herkes öğrenir. Nedim'e kurduğun tuzağa kendin düşmek istemiyorsan şikayetini geri çek. İstediğini yaptım, değil mi? Neden buradasın? Henüz istediğim olmadı. Benim istediğim sen Nedim'i rahat bıraktığında olacak. Senin geçmişini daha iyi araştırmam lazım sanırım. Benim geçmişim seni hiç ilgilendirmez. Ama eğer Nedim'le uğraşmayı kesmezsen... Nedim'in babasıyla yaşadığın yasak ilişkiyi herkes öğrenir. Nedim'in bunu gördükten sonra anlatmasın diye uyutulduğunu da. Sen de, oğlun da Nedim'den uzak durun. Ben uzak dursam bile oğlum durmaz ki. Doğanın kanunu bu. Onların savaşı hiçbir zaman bitmeyecek. Ayrıca bu ne profesyonellik? Hasta doktor ilişkilerini kendi çıkarların için kullanıyorsun. Neden o ya? Neden? Bu seni ilgilendirmez. Nedim'den uzak dur. Bir daha ona zarar verecek bir şey yaparsan herkes her şeyi öğrenir. Git buradan. Peki. Birbirimizi iyi anladığımızı düşünüyorum. Uzak dursan bile oğlum durmaz ki. Doğanın kanunu bu. Onların savaşı hiçbir zaman bitmeyecek. Neler dönüyormuş görelim bakalım. Kolay gelsin. Ben asansör kartını alabilir miyim? Tabii Cenk Bey. Senden bir şey isteyeceğim. Birine DNA testi yaptırmamız lazım. Cenk Karaçay'a. (Gülüyor)